Neslihan hoş geldin. Hoş bulduk değerli. Soyadını sen söyle çünkü ben oradan okuyacaktım. Neslihan Tufanoğlu. Neslihan Tufanoğlu daha önce de yayınımıza katılmıştı evet, ve çok evet. beğenilmişti. Evet, bizim bahar döneminde katıldın evet, evet, değil mi? Evet, üçüncü bölümdü bayağı. Sen ahşap boyamayla uğraşıyorsun. Evet. Ve kendini işini yaparken başka yöne gidenlerdensin. Aynen öyle. İş hayatım bittikten sonra hobime yönlendim. Bir yandan da şimdi o benim iş hayatım olmaya başladı. Evet, hobi ağırlıklama gidiyorum. Evet. Yeni modeller tasarlamayı seviyorum. Gerçekten bu çok önemli. Çok güzel şeyler yapıyor Neslihan. Çok değişik şeyler yapıyor. Fakat şu yoğurt kabından olayı bir kere daha istiyorum. Yoğurt kabından aynalar mı yapmıştık? Aynalar yapmıştık. Dekoratif. Hatırlayanlar olabilir. Evet, aynalar yapmıştık. Onu diğer ahşap boyama, polyester ve camı aynalaştırarak da bir set yapıp duvar kombini yapmıştım. Evet, çok beğenilmişti sizden sonra. Çok beğenilmişti o gün. Seyircilerimizden bayağı ilgi oldu. Evet. Ben onu bir daha istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Bir daha deyince bir not vermek istiyorum. Dün Tekirdağ'dan gelen Remziye Hanım, eğer bizi izliyorsa bugün. Remziye Hanım, çok sorular vardı yaptığınız işle ilgili. Çok beğenmiş izleyicilerimiz. Özellikle plaj çantasının sapını çok soran var. Ve pullu hırkayı çok soran izleyicilerimiz var. Remziye Hanım, sizi hazırlığınızı yapın. Bir kere daha buraya alacağım. Çok beğenmiş izleyicilerimiz. Çok güzeldi yaptıklarınız. Evet, affedersin. Güzel de bir estağfurullah. Şimdi bugün çok güzel bir şey yapıyorsun. Ahşap boyamada görmemiştim. Evet, ilk bunu. Kez yeni ne tasarladık. Yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Aslında alışık olduğumuz panolar genelde nedir? Belli kalıplar üzerinden hayata dair notlar vardır. Evimize duvar dekorasyonunda kullanıyoruz. Ama ben biraz daha değişiklik olsun istedim. Bize gün içerisinde biliyorsunuz dışarıdan pozitif uyaranlar olsun istiyoruz. Ne kadar çok olur. Günümüz o kadar motivasyonlu geçiyor. Nedir? Sabah kalktığımızda bir gülümse yazısıyla veya işte hadi harekete geç, günaydın gibi şeylerle, küçük notlarla canlanmak istedim. Sabit kalmak istemedim. Bunu bir kelime oyunu gibi değiştirebileyim istedim. Böyle bir şey tasarladık. Daha önce... Gerçekten kelime oyunu. Evet. Yani bizim bütün harflerimiz var mı? Çocuklar için de çok güzel bir şey bu. Evet, yani bir tane fikir olsun diye sizin programınızı ilk kez göstereceğim için mesela bebekler için bunu böyle kullandıktan sonra hoş geldin bebeğim yazdık. Bebeğimiz geldi bir yaşına. İşte bu harflerle ne oluyor başka? Değiştirebiliriz. Bu bir kese içerisinde olacak. Kelime oyunu. Aynen öyle. Evet. Daha sonra mutlu yıllar bebeğim gibi. Hani bunun üzerine değiştirebileceğiz. Herkes panosunu kendi işlevlerine kendisi karar verecek ve devam ettirecek. Hoş geldin bebeğim yazıyor. Sonra beyefendi eşine yazıyor. Baba olacaksın falan ya da eşim. Hayır hayır. Eşine yazıyor. Şuraya aşkım bebeğim mesela gibi. Bu harflerin fazlaları var mı yani? Olacak evet, tabii ki bu istediğiniz şekilde yapılabildiği gibi sınırlı sayıda. Hobiciler için hiç harfsiz olup harf takımı da olacak. Yani nedir? En çok hangi harfler yan yana kullanılıyor dilimizde? Hani kelime oyunlarındaki tabiri caizse sesli harfler daha fazla, sessiz harfler daha az şeklinde güzel. Takım olacak. Sen böyle birkaç tane A mesela, birkaç evet, yani evet, birkaç aynen. tane E, İ hani öyle evet, şeyleri yaparak evet. da bir set ayrıca yapabilirsin. Aynen öyle. Yani aynen. fikir zaten çok yeni. Aslında bunlar demo çalışmaları burada görmüş oluyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Nedense ben de buna taktım bugünlerde. Bizden de bir proje gelecek önümüzdeki günlerde. Barış'a iş düşüyor burada. Bir fotoblogçuda bir işin olacak. Fotoblog değil mi? Fotoblog. Neci onlar? Fotoblogçu mu deniyor? Fotoblog. Evet, fotoblogla yapacağız biz de. Sen de onu izle, çok güzel. Tabii ki. Bunu da yıllar önce almıştım. Bende de sırf harfler ve sayılar Aslında. Olacak. Sayılar da yapmalısın. Tabii. Var mı sende sayı? Aslında bir örneğimiz vardı. Tarihleri... Ama bir taraftan da başlayalım. Tarihleri, evet aynen. Tarihlerimizi de yazdığımız, işte evlilik tarihi olabilir. Evet. Gibi özel günlerimizi düştüğümüz. Mesela burada yazacaksın. Anne, akşama ıspanak istiyorum. Evet. Çocuk yazdı. Evet. Mesela bizim Ali neler yazardı kim bilir. Çok değişik fikirleri var. Aynen. Çocuklar da yazabilirler. Anne böreği falan. Yazmayı öğrenmek için de çok. Ha onu alayım ben. Onu alayım, çok güzel. Evet, fikir olsun diye. Aslı ve Umut, bakın şöyle bir şey de var. Ben şöyle tutayım. Dik tuttuğum zaman devrilmiyor değil mi?
Neslihan'ı buradan şey yapabilirsiniz. Sayfasına bakıp belki istediğiniz şeyler olabilir. Organizasyonlar içinde çok güzel fikirler var burada. Evet. Aynı şekilde düşünmemiz ne kadar güzel oldu. Ben de çok farklı bir şey yapacağım. Evet. Bizimki de daha farklı. Ama mesela ben ondan Ayvalık'ta ben bir yerden almıştım onları. Ayvalık'ta mesela bir sofra hazırlıyorum. Evet. Çocuklar olduğu için böyle şeyler yapıyorum orada. Değişik değişik bir şeyler. Ali yazıyorum, Ömer yazıyorum. Harika. Ve doğum günlerinde hediyeleri koyduğumuz yere işte Ali 5 yaşında, 6 yaşında neyse oraya onlarla yazıyoruz. Hem sayılar hem harfler ama değişik bir biçimde. Bunlar hakikaten gülümseten şeyler. Aynen öyle. Sen buna bu adı tak. Gülümseten notlar. Tamam, evet daha notlar. İsim gülümseten annesi siz olun. Tamam, isim annesi O kadar önemliymiş ki Ferhan bir şeye katıldı. Sen bir taraftan da boya ne sürüyorsun? Şimdi onu ben söyle. Şunu yapacağım. Bu arada düz bir pano olmasın dedim. Eskitmeleri tamam. İyi gösterecek. Şuradan göstereyim. Bakın şurada. Normal aslında düz MDF bir ürün. Doku yapalım dedim. Rölyef pastamızda bir doku çalışalım. Hem de tırtıklı alanlarda eskitmelerimize daha çok kendini gösterip biraz farklı katalım. Düz bir panomuza ufak bir hareket tek rölyef pastayla böyle bir şey yaptım. Seni bugün çok kendinden emin. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Daha az heyecanlı, çok heyecanlanmıştım. Aslında kendine. Size güveniyorum onun için. Daha az heyecanlı ve çok... Çok hakim olarak gördüm. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi rölyef pastamdan alacağım fırça yardımıyla etrafına şu şekilde ince tırtığı verebileceğim bir kat süreceğim. Evet. Gerçekten fikri ben burada çok önemsedim. Sen sürerken ben bir şey anlatayım burada. Kızım Ferhan bir toplantıya katıldı. Orada dünyaca ünlü bir konuşmacı varmış o toplantıda. Bana sonra hepsini anlattı. Çok da mutlu ayrılmış. Orada pek çok şey anlatılmış ama bir dünyaca ünlü bir psikolog sevgili Zeynep Selvili Çarmıklı'yla o yürütmüş toplantıyı. Kendi de çok iyi bir psikologtur. Benim canım kızlarımdan bir tanesidir o da. Orada anlatılan şeyler de bu birbirimize yazdığımız notlar, mesajlar, mesajlarda koyduğumuz emojiler. Tabii hani koyuyoruz ki. Yani burada sen de yapmışsın. Evet evet. İşte bunlar da emoji bir anlamda. Aynen. Kalp var. Şurada ne bileyim limonlar, bir şey koymuşsun. Kaktüsler. Küçük bir kaktüs koymuşsun. Bunun önemine değinmiş. Bazen...